Sayın Müdürüm, sevgili velilerimiz ve değerli öğretmenlerimiz. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sevgili İlayda öğretmenimizin günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını izliyoruz. Sayın Müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili velilerimiz ve öğrencilerimiz. Bugün Türk Savaş Tarihi'ne altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünü anmanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Türk milletinin elde ettiği bu zafer sadece kazanılmış bir savaş olarak görülmemeli, etkileri ve sonuçları itibariyle neler götürüp getirdiğine iyi bakılmalıdır. Bilinmelidir ki bu zafer kolay elde edilmemiş, Türk milletinin Anadolu'daki varlığının devamı bu savaşın kazanılması ile mümkün olmuştur. Çanakkale Savaşları, maneviyatın maddiyatı yendiği yer olma özelliğiyle dünya tarihi üzerinde de büyük etkilere neden olmuş, asırlardır Avrupalılar tarafından sömürülen ülkelerin bağımsızlık fikrinin kuvvetlenmesine yardımcı olmuştur. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin kaderini olumlu yönde değiştirmekle kalmayıp, dünya milletlerinin düşünce yapısının değişmesine de büyük etki etmiştir. Çanakkale Savaşları'nı benzersiz kılan, işgalci devletlerin dönemin en muazzam savaş gemileri ve binlerce askeri ile boğazı kuşatıp arsızca saldırması değil, gökten yağmur gibi yağan ateşe göğsünü siper eden Aziz Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, bitmek tükenmek bilmeyen düşman mermilerinin sesi değil, yaralı düşman askerini sırtına alarak onu düşman mevzisine kadar götürerek
ederek işgalci askerlere insanlık dersi veren kahraman Mehmetçik'tir. Çanakkale'yi Çanakkale yapan, cepheye gönderdiği oğluna ya şehit ol ya gazi demek suretiyle vatanın her bir karış toprağını evladının canından üstün tutan Türk anneleridir. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan topraklarını bizlere armağan eden, milletimizin varlığının, birliğinin ve beraberliğinin ölümsüz sembolleri aziz şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Atatürk'ü minnetle anıyor, şükranlarımızı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sevgili öğretmenimize bu konuşması için teşekkür ediyoruz. Şimdi öğrenci arkadaşlarımızın hazırladığı küçük bir oratoryoyu izleyeceğiz. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim, milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra eler, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına afakını sarmışsa çelik sırtlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da üda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimi göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetlere dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım, her cirhamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücerret gibi yerden naaşım, o zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal, olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Sevgili arkadaşlarımıza bu gösteri için teşekkür ederiz. Şimdi Çanakkale türküsüyle kapatacağız. Törenlerimizi hazırlamada bize yardımcı olan değerli öğretmenlerimize ve sevgili arkadaşlarımıza minnettar olduğumuzu belirtir ve sizlere törenimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bana ben gidiyorum düşmana karşı.